Leyla ile Mecnun. Leyla ile Mecnun, Arap efsanesine dayanan bir aşk hikayesidir. Leyla ile Mecnun olarak tanısak da, efsanenin kahramanları aslında Leyla ile Kays'tır. Kays öyle çok sevmiş ki Leyla'sını, düşmüş çöllere. O günden sonra tüm köylüler Kays'ı deli divane anlamına gelen Mecnun diye anmaya başlamışlar. Zamanla Kays ismi unutulmuş, Leyla'nın Mecnun'u kalmış akıllarda. Efsaneye de Leyla ile Mecnun adını vermişler. Ve gelelim Leyla ile Mecnun'un dillere destan aşk hikayesine. Mecnun, bir kabile reisinin dualar ve adaklarıyla dünyaya gelmiş olan Kays adlı oğludur. Vaktiyle Hicaz'ın doğusunda, çölleriyle meşhur bölge Necid'de bulunan, iki ayrı kabileye mensup Kays ile Leyla, kabilelerin hayvanlarını otlatırken birbirlerini görürler ve aşık olurlar. Büyüyüp aşklarının meydana çıkması üzerine Leyla çadırda alıkonur ve Kays'a gösterilmez. Bunun üzerine Kays'ta aşkın ilk ızdırabı başlar. Başını alır çöllere gider. Mecnun diye anılmaya başlar. Mecnun'un babası oğlunu bu durumdan kurtarmak için Leyla'yı babasından istese de Mecnun deli oldu diye Leyla'yı vermezler. Leyla'nın sevgisiyle Mecnun olan genç, halkın arasından ayrılır, yalnız yaşamaya başlar. Mamur beldeleri bırakır, çöllerde vahşi hayvanlar arasına karışır. Halkın övmesini de, yermesini de bir kenara iter. Bunları duymaz olur. Onların konuşmasıyla sükutunu fark etmez hale gelir. Bir gün Mecnun'a, "Sen kimsin?" diye sorarlar. Mecnun, "Leyla" der. "Nereden geldin?" diye sorarlar. Mecnun, "Leyla'dan" der. "Peki, nereye gidiyorsun?" diye sorarlar. Mecnun, "Leyla'ya" der. Mecnun'un gözü ve gönlü, Leyla'ya aşkının şiddetinden bütün alemi âma olur. Kulakları da Leyla'nın dışında hiçbir kelimeyi duymaz olur. Babası Mecnun'u iyileşmesi için Kabe'ye götürür. Duaların kabul olduğu bir yerde Mecnun kendisindeki aşkını daha da artırması için Allah'a dua eder. "Ya Rab, belayı aşk ile kıl aşina beni. Birden belayı aşkta etme cüda beni." Yani, "Ya Rab, beni aşk ile tanıştır. Bir an olsun bile beni aşk belasından ayrı düşürme." Duası kabul olur. Aşkı daha da çoğalır. Ve bütün vaktini çöllerde geçirmeye başlar. Diğer tarafta ise Leyla da farklı değildir. Eve hapsedilmiş genç kız aşk ızdırabı içindedir. Mecnun'a duyduğu özlemle yanar, kavrulur. Halleri hal değildir. Mecnun'un düştüğü halleri gören köylüler, gencecik delikanlının haline dayanamazlar. Leyla'nın köyünün yolunu tutarlar. Kızın ailesiyle konuşup gençleri ayırmamaktır amaçları. Ancak ne yazık ki Leyla'nın babası razı gelmez. Bu arada köylüler de Leyla'yı dünya gözüyle görürler. Leyla hiç de öyle Mecnun anlattığı gibi dünya güzeli bir kız değildir. Ne bal dudakları ne de ahu gözleri vardır. Köylüler hem gözlerine inanamayarak hem de babanın verdiği cevaba üzülerek köylerine geri dönerler. Mecnun'un yanına vardıklarında sorarlar. "Ah Mecnun, hani Leyla dünyalar güzeliydi. Bu kara kuru kız için mi vurdun kendini çöllere? Vazgeçtin her şeyden. Yazıktır gençliğine. Etme, eyleme." Mecnun
çoktan kendinden vazgeçmiş bir sesle yanıtlar onları. Siz bir de ona benim gözümle bakın. Gönül kimi severse güzel odur. Leyla'ya sormuşlar. Kays mı seni daha çok sevdi, sen mi Kays'ı? Hiç düşünmeden atılmış bir çare Leyla. Elbette ben onu daha çok sevdim. Peki buna delilin nedir? O senin uğrunda çılgına dönüp de adı Mecnun'a çıkmışken nasıl onun aşkından daha ziyade bir aşka sahip olduğunu iddia edersin diye sormuşlar. Leyla'nın cevabı çok samimi olmuş. O bana olan aşkını gitti ona buna anlattı. Adımı dile düşürdü. Bense onun sevgisini işte şuramda, ta yüreğim içinde saklayıp durdum da kimseciklerle paylaşmadım. Şimdi ben onu daha çok sevmiş değil miyim sizce? Mecnun bir gün çölde dolaşırken şehre doğru ilerleyen biri yaşlı diğer genç olan iki adamla karşılaşır. Genç adamın elleri zincirle bağlıdır. Yaşlı adam ise onun zincirini tutmaktadır. Mecnun, yaşlı adama yanındaki adamın kendisine ne kötülük ettiğini, onu neden zincire bağladığını sorar. Yaşlı adam, bu adam bana bir kötülük etmedi. Aksine iyi bir insandır. Ben esirciyim. Esir alır, esir satarım. Bu genç de benim esirimdir, diye cevap verir. Bunu duyan Mecnun yaşlı adama, doğrusu esirlik aşıklara layıktır. Genç adamı serbest bırak, onun yerine beni esir olarak al, der. Bunun üzerine esirci, genç adamı serbest bırakıp Mecnun'u esir olarak yanına alır. Yaşlı esirci, Mecnun'un ellerini zincirle bağlar ve birlikte yola çıkarlar. Mecnun, esirciye zengin bir kabile bildiğini, o kabilenin bulunduğu yere giderlerse kendisini yüksek bir ücretle satabileceğini söyler. Mecnun'un tarif ettiği kabile tabii ki Leyla'nın kabilesidir. Yaşlı adam ve Mecnun, Leyla'nın kabilesinin bulunduğu bölgeye gelince, Mecnun koşarak Leyla'nın evine doğru gider. Orada bir çığlık atar ve bayılır. Leyla bu sesi tanır ve dışarı çıkar. Karşısında elleri zincirle bağlı, hasta ve zayıf Mecnun'u gören Leyla, onu hemen evine alarak ona lezzetli yemekler ikram eder. Yaralarını temizler ve ona güzel bir şiir okur. Mecnun bir süre daha Leyla'nın yanında kaldıktan sonra akşama doğru zincirlerini parçalayarak oradan uzaklaşır. Çöle dönen Mecnun, birkaç gün geçtikten sonra tekrar Leyla'yı görmek ister. Onu nasıl göreceğini düşünerek çareleri arar. Sonunda çareyi kör bir dilenci kılığına girip Leyla'nın evine gitmekte bulur. Mecnun üzerine yırtık kıyafetler giyip eline bir baston alır. Gözlerini kapatır. Sokaklarda körüm ben, dünyayı göremiyorum diyerek bir dilenci gibi dolaşmaya başlar. Mecnun'u görenler onun haline acıyıp doğru söylediğini zannederek ona para, yemek ve kıyafet verirler. Mecnun Leyla'nın evinin önüne gelince "Ey dost!" diye bağırarak sesini Leyla'ya duyurur. Leyla Mecnun'un sesini tanır ve hemen dışarıya çıkar. Mecnun'a yardım olarak yanağını uzatır ve Mecnun onun yanağını öper. Mecnun bir süre daha onunla konuştuktan sonra yine oradan uzaklaşarak çöle döner. Mecnun her gününü Leyla'yı düşünüp ona kavuşmak için dua ederek geçirmektedir. Bir gün Mecnun yine çöllere düşmüş, sevdiğini aramaktadır. Gözü Leyla'nın aşkından başka bir şey görmez. Kendini kaybetmiş bir halde dolaşırken namaz kılan bir dervişin önünden geçer. Derviş hemen hiddetlenip Mecnun'a "Namaz kılarken önümden geçtin ve namazımı bozdun." diye çıkışınca Mecnun şaşırarak şu cevabı verir. "Ben Leyla'mın aşkıyla yanıp tutuşurken seni görmedim bile. Sen nasıl bir namaz kılıyorsun ki
Allah ile birlikteyken beni görüyorsun, der. Gönül neyle meşgul ise göz yalnız onu görür. Gözün gördüğü gönülde saklıdır. En çok düşünülen, en çok sevilendir. Bir zaman sonra ailesi Leyla'yı İbni Selam isimli zengin ve itibarlı birine verir. Ancak Leyla kendisini bir perinin sevdiğini ve eğer kendisine dokunursa ikisinin de mahvolacağını söyleyerek İbni Selam'ı vuslatından uzak tutmayı başarır. Mecnun çöldeyken Leyla'nın evlendiğini arkadaşı Zeyd'den duyunca çok üzülür. Leyla'ya acı dolu, sitem dolu bir mektup gönderir. Leyla da durumunu bir mektupla Mecnun'una anlatır. Kendisini anlamadığından dolayı o da sitem eder. Bir müddet sonra Mecnun'un ahı tutar ve İbni Selam ölür. Leyla birçok tereddütten sonra her şeyi göz alarak Mecnun'u çölde aramaya gider. Bir gün Leyla çölde onu bulur ama Mecnun onu tanımaz. Leyla benim içimdedir, sen kimsin, der. Mecnun artık aşka aşıktır. Dünyadan elini eteğini çekmiş, ilahi aşk yüzünden Leyla'nın maddi varlığını unutmuş. Leyla Mecnun içinde yaşadığı bir evren olmuştur artık. Leyla Mecnun'un ulaştığı mertebeyi anlasa da onsuz yaşayamayacağını düşünür. Mecnun'un gözlerine derin derin bakar ve onun ulaştığı mertebeyi görür. Artık söyleyecek söz bulamadığından onu orada bırakır ve evine döner. Acısı daha da derinleşen Leyla daha fazla dayanamaz. Hastalanıp yataklara düşer. Kısa zaman sonra da ölür. Mecnun, Leyla'nın öldüğünü öğrendiğinde koşar varır mezarının başına. Boylu boyunca mezarın üzerine uzanır. Allah'a feryat figan eder. Dualarla canını almaz için yalvarır. Artık istediği tek şey, dünya gözüyle kavuşamadığı aşkını öteki dünyada bulmaktadır. Ağlayıp inler. Ya Rab, mana cismi can gerekmez, canansız cihan gerekmez, der. Yani, Ya Rab, artık bana vücut ve can, sevgisiz dünya gerekmez. Kabri kucaklayarak ölür. Bir müddet sonra Mecnun'un sadık arkadaşı Zeyd, rüyasında cennet bahçelerinde birbiriyle buluşmuş iki mesut sevgili görür. Bunlar kimdir diye sorunca derler ki, bunlar Mecnun ile onun vefalı sevgilisi Leyla'dır. Aşk yoluna girip temiz öldükleri, aşklarını dünya hevesleriyle kirletmedikleri için burada buluştular. İşte böyle. Bu öyle ilahi bir aşk hikayesidir ki, asırlar geçse de anlatılmaya devam edecektir. Gökten üç elma düşmüş, biri anlatana, biri anlayana, biri de gerçek aşkı ıskalamayanlara olsun. Yol uzun, ömür kısa. Hepinize kolay gelsin. Kerem ile Aslı. Yandı Kerem Aslıhan'ın elinden. Seveceksen vefalı yar sev gönül. Her yar ateş almaz yarın külünden. Seveceksen vefalı yar sev gönül. Bir zamanlar İran'ın güzel bir beldesi olan İsfahan şehrinde çok adaletli, merhametli, güçlü kuvvetli bir şah yaşarmış. Hazineleri altınlarla dolu olan bu şahın çocuğu olmuyormuş.
gece gündüz evlat hasretiyle yanıp tutuşan şah, derdini, kederini biraz olsun unutabilmek için İsfahan'ın en güzel yerine eşi benzeri olmayan bir saray yaptırmaya karar vermiş. Hazinedarı olan keşişi bir gün huzuruna çağırtmış. Bu keşişin de hiç çocuğu yokmuş. Şahla keşiş aynı dertle yanıp tutuşuyorlarmış. Huzura gelen keşişle birlikte sarayın planını yapmışlar. Daha sonra da zamanın bütün mimarlarını, ustalarını ve bahçıvanlarını saraya toplamış ve nasıl bir saray istediğini onlara da anlatmış. İsfahan beldesinin en güzel yerine harikulade bir saray yapılmış. Sarayın bahçesi cennet bahçesi gibi olmuş. Bahçenin ortasına pembe mermerlerden bir havuz. Havuzun o billur sularında da kumrular oynaşıp duruyormuş. Bülbüller güllerin etrafında şarkılar söylüyor. Tavus kuşlar ise dört bir yanı süslüyormuş. Yine bu bahçenin içine beyaz mermerlerden bir saray kurulmuş. Eşi benzeri olmayan bu sarayda şah eğlenceler düzenleyerek kederini unutmaya çalışıyormuş. Günlerden bir gün yine o güzel sarayda eğlence düzenlenmiş. Şahın karısı Hanım Sultan ve keşişin karısı da eğlenceye katılmak üzere yola koyulmuşlar. Tam saraya varmak üzereyken karşılarına ak sakallı, nur yüzlü bir ihtiyar çıkmış. Hanım Sultan'a bir elma fidanı, keşişin karısına da bir armut fidanı vermiş. Ve bunları sarayın en nadide köşesine dikmelerini söylemiş. Hanım Sultan ve keşişin karısı hemen fidanları dikmişler. Kendi elleriyle suluyor ve özenle bakıyorlarmış. Hanım Sultan, "Dünyada bir evladım olmadı. Bari dikili bir fidanım olsun," diye düşünüyormuş. Zaman geçmiş, fidanlar ağaç olmuş. Yemyeşil yaprakları, güçlü dalları varmış. Ancak hiç meyve vermiyorlarmış. Hanım Sultan ağlamaya ve üzülmeye başlamış. "Diktiğim fidan bile meyve vermiyor. Ben ne talihsiz bir kadınım," diyormuş. Bir gün yine böyle düşünerek ağlayan Hanım Sultan, sarayın salonunda uyuyakalmış. Rüyasında kendisine ve keşişin karısına fidan veren nur yüzlü ihtiyarı görmüş. Gözyaşları içinde ihtiyarın ellerine sarılan Hanım Sultan, "Ey mübarek insan, ne olursa senin duanla olur. Yıllarca evlat hasretiyle yanıp tutuştum. Şimdi de bir fidan diktim. O bile meyve vermedi. Ne olacak benim bu halim?" diye ağlamaya başlamış. Nur yüzlü ihtiyar, "Sen hiç merak etme. Senin dualarının kabulü için ben de dua ettim. İnşallah duaların kabul olacak ve sen de muradına ereceksin. Senin ağacın meyve verdi. Eğer onu yersen dileğin kabul olur," demiş. İhtiyarın bu sözlerinden sonra korku ve heyecanla uyanan Hanım Sultan, keşişin karısını da yanına alarak bahçeye koşmuş. Gerçekten de kendisinin diktiği elma ağacının üzerinde bir tane çok güzel görünen bir elma varmış. Keşişin karısının diktiği armut ağacında ise hiç meyve yokmuş. Hanım Sultan, keşişin karısı üzülmesin diye elmayı ikiye bölmüş. Ve ona dönerek, "Bu elmanın yarısını sana veriyorum ama bir şartla. Eğer kızın olursa benim oğluma vereceksin. Yok eğer oğlun olursa benim kızımı alacaksın," demiş. Keşişin karısı bu teklifi hemen kabul etmiş ve elmaları yemişler. Bir süre sonra keşişin karısı da Hanım Sultan da hamile kalmışlar. Zamanları dolunca da keşişin karısının bir kızı, Hanım Sultan ise bir oğlu olmuş. Oğlanın adını Ahmet Mirza, kızın adını ise Kara Sultan koymuşlar. Aylar, yıllar geçmiş.
Çocuklar büyümüşler. Kara Sultan ay parçası kadar güzel bir kız olmuş. Ancak keşiş aynı dinden olmadıkları için kızını Şah'ın oğluna vermek istemiyormuş. Karısıyla birlikte Şah'a verdikleri sözden nasıl döneceklerini düşünmeye başlamışlar. Keşiş, "Eğer şehri terk etmezsek Şah'tan bize rahat yok. Kızımızı oğluna alacak," demiş. Fakat karısının aklına daha iyi bir fikir gelmiş. Keşiş'e dönerek, "Bir süre sonra kızımızın öldüğünü söyleriz ve bunu bahane ederek de buralardan uzaklara gideriz," demiş. Aradan bir yıl gibi bir zaman geçince keşiş hemen Şah'ın huzuruna varmış. Üzüntülü bir sesle, "Şah'ım, kızım öldü. Bu üzüntüyle artık buralarda yaşayamam. Ne olur izin verin, buralardan uzaklara gideyim," demiş. Şah da keşişin haline çok üzülmüş ve keşişe biraz altın vererek onu azat etmiş. Arzularına muvaffak olan keşişle karısı derhal vakit geçirmeden İsfahan'a 3 günlük uzaklıkta olan bir köye gitmişler. Güzel bir köşk yaparak orada yaşamaya başlamışlar. Ve böylece yıllar geçmiş. Şah'ın oğlu Mirza Bey büyümüş. Yakışıklı bir delikanlı olmuş. Babası onu en iyi hocalarda okutuyormuş. Mirza Bey'in çok kurnaz ve zeki bir arkadaşı varmış. Adı Sofu olan bu arkadaşı bir gün Mirza Bey'e, "Bak Mirza Bey, bu kadar okuduğumuz yeterli. Bu gençlik bir daha elimize geçmez. Biraz da eğlenelim, avlanmaya gidelim, seyahatlere çıkıp dünyayı dolaşalım," demiş. Sofu'nun bu söylediklerini haklı bulan Mirza Bey, öncelikle av hazırlıklarını başlatmış. Bu arada Mirza Bey bir gece rüyasında çok güzel bir kız görmüş. Uyandığında yüreğinin cehennem ateşi gibi yandığını hissediyormuş. Yerinde duramaz bir hal almış. Ancak aşk şerbetini kimin elinden içtiğini bilmiyormuş. Hayalinde tek kalan ay kadar güzel bir simaymış. Kalbi aşk ateşiyle yanan Mirza Bey, babasından izin alarak arkadaşı Sofu ile birlikte avlanmaya çıkmış. Gide gide keşişin yaşadığı köye varmışlar. Şah'ın oğlu Mirza Bey, av sırasında çok güzel bir şahine rastlamış. Şahini yakalamaya karar vermiş. Atını arkadaşı Sofu'ya bırakmış ve şahinin peşinden gitmiş. Şahin çok güzel bir bahçeye girmiş. Mirza Bey de peşinden girmiş. O güzel bahçede şahini ararken karşısına çok güzel bir köşk çıkmış. Mirza Bey, güllerin, sümbüllerin ve yaseminlerin arasında kurulmuş olan bu muhteşem köşkün bahçesine hayranlıkla bakarken olduğu yerde donup kalmış. Aklını kaybetmek üzereymiş. Çünkü bahçede ay parçası gibi bir kız oturmuş, gergef dokuyormuş. Şah'ın oğlu rüyasında ona aşk şerbeti içiren Dilber'in o olduğunu fark etmiş. Ona doğru ilerlemiş ve ona hitaben, "Başı yastık göre mi, gözü Dilber görenin, gözüne uyku gire mi, zülfüne berdar olanın," demiş. Ve kollarından yakalayarak kendine doğru çekmiş. Sonra da, "Ey güzel, sen hangi bahçenin sümbülüsün?" deyince, güzel kız, "Babam İsfahan Şahı'nın eski hazinedarı Keşiş'tir. Kerem eyle, görmesin, beni salıver gideyim," diye yalvarmış. Delikanlı, "Telaşınızın aslı nedir? Söyleyin salıvereyim," demiş. Kız, "Kerem eyle," diyerek tekrar yalvarmış. Delikanlı, "Telaşınızın aslı nedir?" derken birdenbire aklına gelmiş ve kıza şunları söylemiş. "Seni bırakırım ama bir şartım var. Bundan böyle benim adım Kerem, senin adın da Aslı olacak ve bundan sonra birbirimizi böyle çağıracağız," demiş.
Bunun üzerine güzel kız, Kerem'in ateş ve aşk dolu gözlerine bakarak, "Peki, kabul ediyorum. Bundan sonra benim adım Aslı, senin adın ise Kerem olsun." Böylece kendi kendilerine isimlerini koymuşlar. Genç kızın kalbi de alev alev yanmaya başlamış. Aslı'nın yalvarmalarına dayanamayan Kerem onu bırakmış. Kerem'in kollarından kurtulan genç kız köşkün içinde kaybolmuş. Kerem de Aslı'nın işlediği gergefin üzerindeki çevreyi alıp koynuna koymuş. Ve koşarak arkadaşının yanına gitmiş. Arkadaşı Sofi ile birlikte İsfahan'a dönmüşler. Ama Kerem artık eski Kerem değilmiş. Hiç konuşmuyor ve hiç yemiyormuş. Oğlunun bu halini gören Şah bir gün Kerem'i karşısına alarak, "Ey oğul, ben senin babanım. Niçin derdini anlatmıyorsun?" diye sorunca Kerem, "Baba, benim derdim bu şekilde anlatılmaz. Bana bir saz getirsinler. Size derdimi öyle anlatayım." demiş. Bu söz üzerine Şah hemen bir saz getirmelerini emretmiş. Kerem ise sazının tellerine dokunarak derdini dökmeye başlamış. "Keşiş bahçesinde bir güzel gördüm. Aklımı başımdan aldı ne çare. Taramuz zülfünü dökmüş yüzüne. Serimi sevdaya çaldı ne çare." Kerem bunları söyledikten sonra susmuş. Babası, "Oğlum, bu türkü bana bir şeyler anlattıysa da tam olarak ne demek istediğini anlayamadım," demiş. Bunun üzerine Kerem yerinden kalkmış ve bir tek kelime bile söylemeden odadan çıkmış. Onun bu hali Şah'ı fena halde düşünceye salmış. Günler geçiyormuş. Ama Kerem hiç konuşmadan sarayın penceresinden etrafı seyrediyormuş. Şah, Kerem'in derdini anlayanı ödüllendireceğini bildirmiş. Nihayet bir gün uyanık bir kadın, Kerem'in keşişin bahçesinde Aslı'ya bakarken görünce Aslı'ya sevdalandığını anlamış ve hemen bunu Şah'a haber vermiş. Bunun üzerine Şah derhal keşişi çağırtmış ve ona kızının öldüğüne dair yalan söyleyerek hainlik yaptığını, ancak ne olursa olsun kızını alacağını söylemiş. Şah'ın kızı zorla alacağını anlayan keşiş bir kurnazlık daha düşünmüş ve 5 ay süre istemiş. Bunun üzerine Şah 5 ay bekleyebileceğini, ancak ilk önce onları nişanlayacağını söylemiş. Keşiş Şah'ın elinden kurtulmak için kızının namına Kerem'e bir nişan yüzüğü bırakmış. Kızının takması için de Şah'tan bir nişan yüzüğü almış ve sarayı terk etmiş. Bu müjdeli haberi duyan Kerem deli gibi yerinden fırlamış. Duvarda asılı olan sazını eline almış. Coşkulu bir sesle türkü söylemeye başlamış. Kerem'in günleri artık zevk ve sefa içinde geçiyormuş. Ancak bu 5 aylık süre Kerem'e çok uzun gelmiş. Sazını eline alarak babasının huzuruna çıkmış ve bir türkü söylemiş. "Dertli Kerem eder ebru kemandır. Yari görmeyeli hayli zamandır. Ellere yaz bahar, çayır çimendir. Niçin bize yağmur ile kar gelir?" Kerem'in böyle üzüldüğünü gören babası, "Oğlum, ben keşişe 5 ay süre verdim. Bu süre doldu. Artık düğün hazırlıklarına başlayabiliriz," demiş. Diğer tarafta ise keşiş, Şah'ın yanından ayrıldıktan sonra kendi köşküne dönmüş. Kurtulma planları yapmaya başlamış. Bir gece yarısı kıymetli eşyalarını toplayıp köyünü terk etmiş. Tabii bu olanlardan Şah'ın haberi yokmuş. O düğün hazırlıklarını tamamlayıp büyük bir kafileyle yola çıkmış. Kafilenin en önünde olan Kerem köye yaklaşınca görmüş ki herkes köyü terk ediyor. Oradan geçen yaşlı birine neden köyü terk ettiklerini sormuş. Yaşlı adam da
köyde bulunan bilgili bir keşişin köyü terk ettiğini, bu yüzden köyde kötü bir şey olacağını sandıklarını, bundan korkarak onların da köyü terk etmeye karar verdiklerini söylemiş. Yaşlı adam sözlerini bitirince Kerem, keşişin kızını alarak kaçtığını anlamış. Gözlerinden yağmur gibi yaşlar dökülmeye başlamış. Kerem gözyaşları içinde doğruca Aslıhan ile buluştukları bahçeye girmiş. Ancak orada kızın işlediği gergeften başka bir şey kalmadığını görmüş. Yüreğinden aşkın alevleri yükseliyormuş. Gözyaşlarını Aslı'nın ellerinin değdiği gergefe dökerek bir türkü söylemiş. Ve nereye giderse gitsin, sevdiğini bulacağına yemin etmiş. Kerem bunun üzerine arkadaşı Sofu'yu bulmuş ve şöyle demiş. Gel gidelim Sofu kardeş, bugün Aslım göç eylemiş. Ben ağlarım, sen ağlama, bugün Aslım göç eylemiş. Karşımızda ulu dağlar, gönül muhabbeti çağlar. Aslı göçmüş, Kerem ağlar, bugün Aslım göç eylemiş. Kerem arkadaşı Sofu'yu da yanına alarak Aslı'nın peşine düşmüş. Kerem Aslı'nın peşinde perişan bir vaziyetteyken Şah'a haber gitmiş. Bunun üzerine Şah, "Eyvah, biricik oğlum mahvolacak." diyerek hemen Kerem'i aramaya koyulmuş. Nihayet onu Aslı'nın bahçesinde ahvahlar içinde bulmuş. Ve ona, "Ey oğul, bu ne hal? Hele sabret, bir çaresini bulacağız." demiş. Ancak aşk ateşiyle yanan Kerem, eline sazını alarak derdini dökmeye başlamış. Oğlunun üzüntüden öleceğini düşünen Şah, onu Aslı'dan vazgeçirmeye çalışmış. Ama bağır yanan Kerem bu sözleri duymuyormuş bile. Anasıyla ve babasıyla helalleşerek tekrar Sofu ile birlikte Aslı'yı aramaya koyulmuş. Elinde sazı diyar diyar dolaşan bir aşık olmuş. Her gittiği yerde dağlara, ovalara, hayvanlara saç çalarmış. Onlardan Aslı'nın izini sorarmış. Yıllarca süren bu hasret ateşinde pişerek olgunlaşmış. Keramet sahibi bir hak aşığı olmuş. Bu arada kızını Şah'ın oğluna vermemek için sürekli olarak Semerkant'tan uzaklaşan keşiş en sonunda Kayseri'ye gelmiş ve oraya yerleşmiş. Arkadaşı Sofi ile birlikte onları takip eden Kerem, ilk önce Gence'ye, oradan Revan'a, Çıldır'a, Ahıska'ya, Şeki'ye, Orhan'a, Oltu'ya, Narman'a, Bayat'a, Ürgüp'e, Tiflis'e, Ahlat'a, Muş'a, Malazgirt'e, Pasin Ovası'na, Uzun Ahmet'e, Hasan Kalesi'ne, Erzurum'a, Eşen Kalesi'ne, Farbik'e, Tercan'a, Cincibeli'ne, Eşbat'a, İbrit'e, Ayaş, Zile, Sivas, Parmak Ovası ve Kayseri'ye kadar gelmişler. Rastladığı bir çobana, "Eğlen çoban eğlen, haber sorayım. Aslı hanım Kayseri'ye geldi mi? Mecnun oldum yüzün bir kez göreyim. Aslı hanım Kayseri'ye geldi mi? Dertli Kerem ister haktan yardımı. Mevlam bir kuluna verme derdimi. Aslı göçtü viran koydu yurdumu. Aslı hanım Kayseri'ye geldi mi?" diye türkü söylemiş. Bunun üzerine çoban, keşişin Kayseri'de Şiremenli semtine yerleştiğini ve karısının dişçilik yaptığını söylemiş. Kerem arkadaşı Sofu ile birlikte sonra sonra keşişin evini bulmuşlar. Diş çektirme bahanesiyle eve girdiğinde Aslı ile karşılaşmış ve oracıkta heyecandan kendinden geçivermiş. Aslı hemen annesine haber vermiş.
Annesi hastasının başını Aslan'ın dizine koymasına izin vererek "Hangi dişiniz ağrıyor?" diye sormuş. Ve Kerem'in gösterdiği her dişi çekmeye başlamış. Ne var ki Kerem Aslan'ın dizinden kalkmamak için 32 dişini aynı anda çektirmiş. Durumdan şüphelenen kadın, müşterisinin Kerem olduğunu anlayınca kocasına haber vermek için dışarı çıkmış. Uzun ayrılıklardan sonra kavuşan aşıklar bir süre hasret gidermişler. Kerem'in geldiğini haber alan keşiş, "Bizi burada da buldu. Üstelik kızıma sevdasından bütün dişlerini çektirdi. Bundan kurtulmanın çaresi yoktur. İyisi mi kızımı vereyim. Ama öyle bir oyun edeceğim ki kıyamete kadar söylensin," demiş. Kerem'e kızını vermiş. Ancak kızının düğün elbisesini kendisi yapmak istemiş. Elbiseye boydan boya sihirli düğmeler koymuş. Kızına da, "Bak kızım, muradına ereceksin ama bir şartım var. Eğer bu şartımı yerine getirmezsen hakkımı sana helal etmem. Düğün gecesi bu elbisenin düğmelerini Kerem'e açtıracaksın," demiş. Bir mübarek gecede Aslı ile Kerem'i gerdek odasına koymuşlar. Kerem, "Ey sevdiğim, çok şükür kavuştuk," deyince Aslı, "Sana bir şey söyleyeceğim ama sakın gücenme. Babam yemin verdirdi. Elbiselerimin düğmelerini sen çözeceksin. Yeminimin yerine gelmesini isterim," demiş. Kerem düğmeleri çözmeye başlamış. Ama son iki tanesine gelince bakmış ki düğmeler yeniden iliklenmiş. Yine çözmeye başlamış. Yine son iki tanesine gelince hepsi iliklenmiş. Böylece devam etmiş. Nihayet sabah olmuş. Muradına eremeyen Kerem bunun bir oyun olduğunu anlamış. Öyle bir ah etmiş ki ağzından çıkan alevler tepesinden başlayarak onu yakmaya başlamış. Aslıhan bir de bakmış ki Kerem'i ateş bürümüş. "Ah baba, ocağım söndü. Neden bu oyunu bize yaptın?" diye ağlayarak Kerem'in ateşini söndürmeye çalışmış. Kerem yanarak küle dönmüş. Saçlarıyla külleri toplamaya çalışan Aslı'nın da saçları tutuşmuş. Ve o da yanmış. Külleri Kerem'in küllerine karışmış. Bu iki aşığın külleri Erciyes'in eteğinde toprağa verilir. Şimdi o küllerden her yıl bir çift gül açar. Birinin rengi kırmızı, diğerininki sarıdır. Bu güller 40 gün durur. Sonra sararıp solarak bu iki talihsiz aşığın küllerine karışırlar. Bunun için derler ki, Erciyes'in başındaki kar bu iki aşığın kefeni, yağan yağmurlar ise gözyaşlarıdır. İşte böyle dostlarım. Kul kurar, kader gülermiş. Bazı hikayelerin sonu mutsuz bitermiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri bu masalı anlatana, biri bu masalı dinleyenlere, biri de yüreği aşk ateşiyle yananlara gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Ferhat ile Şirin. Bir şirin elinden aşk meyin içtik. Hak ile batılı fark edip seçtik. Varlık dağlarını deldik de geçtik. Ferhat olsak da bir, olmasak da bir. Ferhat bir yiğit delikanlıdır. Nakkaşlık yapar, köşkler, saraylar süsler. Yaptığı eserlere bakanı hayrete düşürür, dudaklarını ısıttırırmış. Ama Ferhat'ın fırçasından dökülen güzellikler hep Şirin içinmiş. Böyle derler.
Şirin, Amasya Sultanı Mehmene Banu'nun kız kardeşidir. Zamanı gelince de Ferhat Şirin'i istetmek için dünürcü gönderir. Sultan Şirin'i vermek istemediği için olmayacak bir iş ister delikanlıdan. Şehire suyu getir, Şirin'i vereyim der. Der demesine de su Şahin Kayası denen uzak mı uzak bir yerdedir. Ferhat'ın gönlündeki Şirin aşkı bu zorluğu dinler mi? Tek başına koca bir dağ yarılır mı? Yarılır. Ferhat gibi aşık olan yarar bu dağı. Bu aşk dağı da yarar, göğü de yere indirir. Alır külüngü eline, vurur kayaların böğrüne böğrüne. Kayalar yarılır, yol verir suya. Zaman geçtikçe açılan kayalardan gelen suyun sesi işitilir şehirde. Mehmene Banu bakar ki kız kardeşi elden gidecek, sinsice planlar kurar ve bir cadı buldurur. Yollar Ferhat'a. Cadı su kanallarını takip edip külüngün sesini dinleyerek Ferhat'a ulaşır. Ferhat'ın dağları delen külüngünün sesi cadıyı korkutur korkutmasına da acı acı güler. Sonra da ne vurursun kayalara böyle hırsla? Şirin'in öldü. Bak sana helvasını getirdim der. Ferhat bu sözlerle beyninden vurulmuşa döner. Şirin yoksa dünyada yaşamak bana haramdır der. Dağları deldiği demir külüngü havaya atar. Külüngü gelir başın üzerine bütün ağırlığıyla oturur. Ferhat'ın başı döner, dünyası kararır. Şirin diye bağırması yankılanır kayalarda. Sonra sesi kesilir. Ferhat'ın öldüğünü duyan Şirin koşar kayalıklara. Bakar ki Ferhat cansız yatıyor. Atar kendini kayalıklardan aşağıya. Cansız vücudu uzanır Ferhat'ın yanına. Su gelmiştir, akar bütün coşkusuyla. Ama iki seven genç yoktur artık bu dünyada. İkisini de gömerler yan yana. Derler ki, her bahar Ferhat'ın mezar üstünde kırmızı bir gül, Şirin'in mezar üstünde beyaz bir gül ve iki gülün arasında da bir diken biter. Ferhat ile Şirin'i sonsuza kadar ayıran bu diken, kimine göre Mehmene Banu, kimine göre Ferhat'a yalan haberi getiren yaşlı kadındır. İşte böyle dostlarım. Sebep bazen Leyla, bazen Aslı, bazen Şirin oldu. Gidenler dönmedi, kalanlar unutmadı. Uzun lafın kısası, gökten üç elma düşmüş, biri bu hikayeyi anlatanın başına, biri dinleyenlerin başına, biri de aşk uğruna dağları bile delen sevdalıların başına gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun.